Selamlar, merhabalar Koç Bursları. Bugün sizler için Aralık aylık tarot okumanızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir ay diliyorum. Bakalım bu ay neler geliyor, neler gidiyor. Önceki zamanlardan hangi sorunlar çözülebilir ya da yeni gündemleriniz var mı? Daha çok Aralık ayında hangi konularla ilgileniyorsunuz? Hangi konuları konuşuyorsunuz? Bakalım, bakalım neler var, neler yok. Hepinize şimdiden güzel bir ay diliyorum. Bu ayın bolluğu, bereketi hepinizin üzerine olsun. Güneş yükselen ay burcu koç olanları aralık ayında hangi enerjiler, hangi durumlar bekliyor? Spesifik konular var mı? Şöyle bir başlayalım. İmparatorla beraber başlıyoruz. Ay Kart elime yapıştı sanki. Şöyle elimden çekmeye çalıştıkça şu avucumun içine sanki bir oturdu. Öyle bir şey hissettim. Yani şey çeviremedim böyle bir elimde. Gelen kartın güzelliğine bakar mısınız? İmparator kartı hayatınızda artık yeni bir düzen var. Bu düzen özellikle de maddi konularla alakalı geliyor. Eğer ki işiniz yoksa bu dönemde işe girerim ya da olmuyorsa kendim bir iş kurmaya çalışırım. İşte şu kadın evden şöyle bir şeyler yapmış ya da şuraya başvurmuş. Bu adam böyle yapmış. Şu Şöyle bir fırsatı varmış onu değerlendirmiş ben de yapabilirim diyerek bu dönemde özellikle sizler maddiyatı muhtemel kuvvetle böyle baş konu hani dedik ya niyetimizden bir tanesi de oydu. Özellikle spesifik konu nedir? Maddiyatla alakalı konular sizin genel gündeminiz. Çok harcamalar varsa buraları kısabilirsiniz Para ile ilgili durumlarda. Yeni bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Ayrıca burada yönetim durumu da tabii ki söz konusu. Para, paranın gelişi gidişi eğer ki bir insan işe girecekse elinde var olan bir parayı, gücü, bolluğu, bereketi yönlendirmek istiyorsa bu dönemde diyebilir ki ya sevgili Koç Burcu benim böyle böyle bir durumum var. Sence ne yapmalıyım? Şeklinde bir durum var. Bir de açık söyleyeyim Tılsın Kralı'nda şöyle bir şey vardır. Çok istenilen bir yaşam şekli vardır. Böyle istersiniz. Belki birinde gördüğünüz gördünüz özendiniz olabilir. Ee, ya bak ne güzel arabaya biniyor. Biz de keşke arabamızı değiştirsek. Ben de keşke şöyle yapsam gibisinden. Eğer ki bir düşünceniz varsa bu dönem içerisinde yani bunlar çok olumlu şeylerdir. Aynı zamanda dünyevi anlamda da bayağı başarılı olacağınız bir dönem. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Hani dikkat etmeniz gereken şey nedir bu dönem içerisinde? Madem bir şey istiyorsunuz. Bununla ilgili de zaten sizin kartınız İmparator. Direkt sizin burcunuzu veriyor. Sizin o lider vasfınızı yöneten kişi, işleri idare eden, toparlayan, hadi bakalım düzelelim. Hadi bakalım bir şeyler güzel olsun diyen tavrınız Aralık ayında çok çok gündemde ve hani burada neye dikkat etmeniz gerekiyor? Birinci sıkı çalışma. Yani bir şeylerin karşılığını almak istiyorsanız başaracağım diye yola çıkmanız gerekiyor. Hani ay ben yapamam edemem korkuyorum kaçıyorum geri çekiliyorum ya da biraz ara vereyim dediğinizde muhtemelen size ara mı veriyorsun? Ben de sana ara veriyorum hadi bakalım. Hani çalışmaya biraz ara vereyim dediğiniz zaman sizi bakın aşağı çeker. Derslere biraz ara vereceğim çalışmayacağım. Çalışmayı bıraktığınız anda şunu fark edersiniz ben diğer insanlardan aşağıya düşmeye başlıyorum. Kendimi geride kalmış hissediyorum. O yüzden hiç hiçbir şekilde sıkı çalışmalarımı bırakmamalıyım. Hala para biriktirmeye devam etmeliyim. Madem bir konuma geleceğim ya da çoluk çocuk için bir şeyler istiyorum. Buna hala devam etmeliyim. Öf sıkıldım deyip demek ki bırakılmaması gereken durumlar var. Bir tane arkadaşlar Azize var. Azize varsa sizin ruhani olarak birazcık sıkıldığınızı aslında ifade ediyor. Birileri sizleri yakın zamanda üzüme. Bu üzüntü özellikle de aşk konularıyla ilgiliyse ve karşı taraf sürekli kendini nasıl diyeyim çekiyorsam hiçbir şekilde ilişkide aktifliğini gösteremiyorsan bu dönem içerisinde e, kişi size dönüş yapar o bu ilişkide aktif olur. Siz kendinizi biraz daha geri çekersiniz. Yani ben senin peşinden koştum, sana ilgi gösterdim vesaire. Sen hiçbir şekilde gelmedin, suratıma dahi bakmadın. Ama ben artık işte ben o koç burcu değilim. Bundan sonra ilişkideki tavrını koyan kişi hani bundan sonra ben olacağım dediğinizi söyleyebilirim. Bir de başkaları için sürekli böyle bir çaba, sürekli insanlara aman çocuğuma şöyle olmasın, aman kötü olmayalım. Hep böyle bir e, müdahale dönemindeyseniz bu kart sizin bir şeyleri yapmanızda şöyle der. Seni ilgilendirmiyorsa, sana yararı dokunmuyorsa buna devam etme. Yani bak bu dönemde bir öğretmen derim aynı zamanda size şunu öğretir. Sana karşılık vermiyorsa, sana para vermiyorsa, sana sevgi vermiyorsa, sana saygı duymuyorsa bu çocuğun da olabilir. Aman çocuğum benim. Olabilir. Sana saygı duymuyorsa, seni saymıyorsa senin bu dönemde bu insandan demek ki uzaklaşman gerekiyor sevgili arkadaşlar. Dişeleri bu dönemde hem öğrenirsiniz hem sezersiniz ve bu kartta birazcık saflık vardır. Yani saf ve temiz duygular vardır. Siz çok tatlı, çok saf, çok temiz olabilirsiniz ama diğer insanlar o kadar olmayabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bir tane arkadaşlar bakın bu konuyla ilgili ölüm kartı geliyor. Ölüm kartı şunu söyler. Bir şeyler artık bitiyor ve yenisi geliyor. O yüzden olmayan şeyleri oldurtmaya, diretmeye, çalışmaya gerek yok. Biraz daha size gelecek vadeden insanlar gelecek vadeden ilişkiler bunlara biraz daha yönelmek önemli. Çok fazla hayal dünyasında bu dönemde lütfen kalmayınız. Etrafınızdaki insanlar sizden çok şey bekliyor. Belki bunun büyük bir sorumluluğu altındasınız. Bu sizi birazcık yormuş olabilir. Aynı zamanda bu kart Güneş yükselen Ay burcu Akrep olanların kartıdır. Akrep bur burçlarıyla sizin Genellikle uyumunuz. Siz susarsanız, siz verimkar olursanız, o zaman güzel bir ilişki olur. Ama siz de ben bir liderim. Ben kendi ağırlığını koyan bir insanım dediğiniz an o da kalkar. Kendi ağırlığını koymaya kalkar. Bu sefer birbirinize bir tık girebilirsiniz. Ha, tabii ki cinsel olarak uyumlusunuzdur. Onu ayrıca söylüyorum. Ama yani ten uyumu olarak güzelsinizdir. Fakat bir şeylerle anlaşmaya, konuşmaya gelince sizin baskın olmanız onu sinirlendirir. Ee, ve hani dedim ya birisiyle olmuyorsa bir şeyleri çok fazla ilerletmemek gerekiyor. Belki de o kişi güneş yükselen ay burcu akrep olabilir. Bir de bu dönemde bir şeye girişmek istiyorsanız, yeni bir muhite taşınacaksanız, iş, güç, okul değiştirecekseniz, belki sınavınız var, bir olaya adım atacaksınız, işte bir kariyere belki adım atacaksınız. Bir düşünceniz var belki bilemiyorum, işte mahkemeler vesaire. Tamam, git aç davanı, ne yapacaksanız yapın, okey. Ama burada şunu söyler, bir şey öğretmen kartı ya... Bir şeyleri öncelikle senin kendi başına bir çözümlemen gerekiyor. Önce bir araştır. Orası nasıl bir yer? Körü körüne bir şeyleri yapmamak gerekiyor. Buna birazcık dikkat etmek önemli olacaktır. Aslında adam var. Düşünceleriniz arkadaşlar eskisinden daha çok dikkat ettiğiniz bir dönemdesiniz. Belki bir şeyleri önceden çok fazla planlamıyordunuz ve planlamadığınız için de işler umduğunuz gibi gitmiyordu. Şimdi bu dönemde kupa kralının gelmesi sizi hayal dünyasından çıkartır. Size başarıyla yönetebileceğiniz, başarıyla yönetebileceğiniz, iki eli de dolu, birinde başarı, birinde yönetim var. Başarıyla yönetebileceğiniz ilişkileri, başarıyla yönetebileceğiniz çünkü planınızı yapmışsınız, işte paranızı hazırlamışsınız, kendinize güveniyorsunuz, karşı tarafa güveniyorsunuz, maddi manevi işte sıkıntınız yok, bir şeyleri top, toparlamışsınız artık. Sürekli kavga vardı, neden oluyordu, aileler anlaşamadığı için orayı da halledersiniz artık Aralık ayında. Ve böylelikle de önceki zamanlarda yaşadığınız sıkıntılar vesaire artık azalmaya başlar. Ve yavaş yavaş beklediğiniz şekilde, umduğunuz şekilde planladığınız şekilde işler ilerlemeye başlar. Bunu ister dersleriniz için düşünün. Çoluk çocukla ilgili konuyu düşünün. İsterseniz sağlık olarak, isterseniz iş olarak düşünün. Hiç fark etmez. Genel manada bu tarz bir durumu var. Bir de arkadaşlar niyet var aslında burada. Ve yükseltecek bir şey. İlla ki kalkıp da sizi böyle bir baş tacı yapması değil olay. Sizi müdürler yapması değil olay. Olay sizin bir yükseliş istemeniz. Belki hani evinizin şeklini, şemalini biraz değiştirmek istiyorsunuz. Hani modum da yükselsin, biraz hani evime bir can gelsin, bir kan gelsin, bir yükseliş. Belki iş güç olabilir. Burada şunu söyler. Yavaş yavaş bir düzelme var. Hadi bakalım bugün düzeldi değil. Bir şeyleri zamana yaymak önemli. Biraz sabırsız mısınız diye soruyorum burcunuzun haricinde. Çünkü eğer ki sabırsızsanız bu dönem sizler için açık söyleyeyim zorlu geçebilir. Çünkü bu kartta durgun bir enerji vardır. Sizi yükseltir ama böyle bir anda sizin birinci sınıftan hemen dördüncü sınıfa atmaz. Önce bir, birinci sınıfın birinci dönemi, birinci sınıfın ikinci dönemi, ikinci sınıfın birinci dönemi gibi 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 gibi. Hani arabada bile yükselirken hemen bir üst modeli, sonra beklersiniz beklersiniz satarsınız üstüne koyarsınız sonra bir üst modeli. Böyle bir yükseliş vardır genel olarak. Sizde de böyle yavaş yavaş ilerleyen bir durum görünüyor. Şöyle bir devam ettiğimde bir tılsım ikilisi var. Bir de imparatoriçe var. Güneş yükselen ay burcu boğa olanlarla size nasıl bir sıkıntınız var? Çünkü tılsım ikilisinde onu oraya koyuyorum olmuyor. Doluyu boşa koyuyorum. Dolmuyor. Hiçbir şekilde almıyor, olmuyor yani bir yerlerde bir tıkanıklık var. Bir yerde bir sıkıntı var. Olduramıyorum ve hayatım şu aralar çok çok karmaşık ilerliyor ve benim hayatımın hani e, ters gidiyor bir şeyler çok dengem kaçtı dediğiniz dönemde birinci olarak eğer ki bu bir boğa burcuysa biliyorsanız diye söylüyorum. Bu kişiyle aranız düzelir. Bu bir. ikincisi Direkt olarak imparatoriçe kartı şunu söyler. Bu dönemde sizin talepleriniz karşılanır. Ya patrona gittim ben bir şeyler söyledim bana ıkmık yaptı, yüzünü böyle bir buruşturdu, bir tuhaf davrandı diyorsanız bile bu dönemde bununla ilgili bir kabul durumunuz gündemde olabilir bu bir. İkinci olarak imparatoriçe kartı arkadaşlar evlilik olaylarını, hatta böyle bebek, doğurma, doğum, bolluk, bereket konularını da beraberinde getirdiği için sizlerin her manada bir yükselişinizi anlatır. Ve hani şu senin tarotun koruyucu kartıdır. Ya başımıza iş gelecek, o her şey çok kötü olacak, ben şimdi nasıl bir şeyler yapacağım? Bakın korkuyorsanız bu kart size şunu söyler. Korkma çünkü sen duaların sayesinde, yapıcı davranışların sayesinde kimseye kötülük etmemişsindir, kimsenin arkasından konuşmamışsındır, artıların çoktur. Bu da bugün için senin koruyucu meleklerin vardır ve seni bir zırh gibi koruyorlardır. Sen demek ki bu dönemde buna güvenerek yatırım yapacaksan ona keza yapabilirsin. Birisini seviyor mu sevmiyor mu gibisinden bir soru işareti varsa bu dönemde şunu görürsün. Ya o kadar dalgalı düşünceleri oldu, ikili oynadı. Yani yalan söyledi mi söylemedi mi çok da anlayamadım dediğiniz durumlar varsa bu dönemde yalan mı dolan mı hem ortaya çıkar hem de sizi gerçekten seven bir insan varsa sevgisini gösterir. Bir de bu kartta şöyle bir durum var. Bir yetenek varsa buna da doğurur yani dediğim gibi e, ortaya çıkar. Ya ben aslında çok güzel bir şeyler yapabiliyormuşum. Ya ben para kazanabiliyormuşum. Ben bunları yapabilirmişim. Ben anlıyormuşum. va hep bana yapamazsın, ne edemezsin demişlerdi. Ama ben yapabiliyorum. Ben becerebiliyorum. Yani yetenekliymişim. Hep beni kör etmişler. Yani e, başarısız olacağım beni inandırmışlar ve ben şunu biliyorum. Ben aslında çok yetenekli bir insanım diyeceğiniz bir dönem aşk kadına geliyor. Şimdi değnek beşisi var. Birincisi. Sevgili arkadaşlar eğer siz bir kadınsanız kadın ayrı erkek ayrı yorumumu yapacağım. Eğer siz bir kadınsanız bu dönemde eğer ki kafanızda kavga ettiğiniz bir insan varsa partneriniz varsa özellikle söylüyorum partnerle bir barışma durumu olabilir ve ona şöyle bir tavır takınabilirsiniz. İyi ya tamam ne istiyorsan onu yap. Yeter ki işte zırlama bilmiyorum artık yani bağırma çağırma yeter ki tamam hadi suratını asma öyle mi yapmak İyi tamam gitmek istiyorsan git sen bilirsin İyi tamam karışmıyorum yani böyle bir tavırdasınız biraz daha kabule geçmiş bir durumdasınız yani maksat hani daha fazla canımız sıkılması. bakın gene bir yapıcı tavır içerisindesiniz normalde koç burçlarını yıkan asla insanları böyle toparlamak istemeyen yuva dağılıyorum dağılsın umurumda değil biraz böyle anlatabiliyorlar ama bence hiç öyle değilsiniz. Tam tersine yani e, hakkınızı savunduğunuz için bu şekilde görülüyorsunuz. Ama burada dediğim gibi özellikle aşk olaylarına geldiğimde ki sadece aşk olarak anlatmayacağım. Diğer yönlerini de söyleyeceğim. E, aşk olarak bakıldığında bu dönemde toplayan, toparlayan bir yönünüz var. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa sevgili kadın koç burçları ve hafiften böyle tartışıyoruz. Benimle birazcık uğraşıyor. Böyle işte bana bilemiyorum cimcime. Çok sinir olurum bu laflara diyorsanız ve bu lafları size kullanan birisi. Gündeminiz olabilir. Bakın bu kişiyle bir ilişki durumunuz olabilir. Sinir olduğunuz birisiyle devamınız var. Onu da söyleyeyim. Ya, eski partneri sinir oluyorsanız evet bu kişiden de bir geri dönüş alabilirsiniz Onun haricinde sevgili erkek takipçilerim sizler için baktığımda karşınızdaki kişi bir aşk insanı. kadın erkek şey yapmayayım da. Karşınıza kişi bir aşk insanı. Aşka aşık bir insan ve sürekli olarak bu kişiyle kavga ediyorsanız, daha doğrusu buradaki kavga biraz daha fiziksel olmaktan öte, 5 dakika şurada ağız dalaşı, yapar, ağız dalaşı yaparsınız, ağız olarak kavga edersiniz, Whatsapp'tan kavga edersiniz. Ama bunun bir de zihnen devam eden, saatlerce, günlerce Aylarca belki de devam eden bir kavgası oluyor aslına bakarsanız. Burada da şöyle söyleyeyim. Karşınızdaki insan biraz daha kabule geçtiği için tamam diyebilir. Yani kavgayı keselim artık dediğinizde tamam kavga etmeyelim tamam o zaman deyip böyle bir kabule geçme durumu olabilir. Biraz daha kavgalarda sıkıntıların azaltılmaya çalışıldığı, toparlayıcı olunmaya çalışıldığı bir dönemdesiniz. Onun haricinde bir şeyi başarmak istiyorsunuz yani aşk harici konuşuyorum şu anda. Başarmak istediğiniz şeyle alakalı olarak birazcık gerçekten rekabet içerisinde olabilirsiniz. Demek ki bir şey istiyorsunuz, iş olsun, ev olsun, kura bir şey. Sizin gibi çok isteyen başkaları da var. O yüzden ufak tefek rekabet içerisinde olabilirsiniz. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu Aralık ayında fiziki görüntünüze inanılmaz Dedim ya. Birileriyle böyle birazcık rekabet içerisinde olabilirsiniz. Kılıçası geliyor. Kılıçası arkadaşlar şudur. Ben bir şey istiyorum. Bunun için de mücadele ederim. Anamı babamı tanımam. Kardeş demem. Ya Allah yarattı demem. Yani mücadele ederim. Aşk mı? Sevgi mi? Çoluk mu? Çocuk mu? Yani hiçbir şekilde sınırım olmaz. Ben bir şey istiyorsam bunu mutlak surette alırım, yaparım. İsterse 10 defa başarısız olayım. 11. yine deneyeceğim. Diyerek böyle kendinizde bir şeyleri yapmak için hani bazen insan kendisini yaş Alakası yok bu arada bir şeyleri yapmak için enerjisinin olmadığını düşünüyor. Bu dönemde sizlerde bu mücadeleci ruh, mücadeleci enerji var ve değnek prensi, değnek prensi bu dönemde sizlerin dış görünüşünüze. En başta çok çok dikkat ettiğinize yani dış görünüşüm sıkıştırılmış değil kendi özgür ruhumu işte stiliniz var stilinizi bu dönemde yansıtabilirsiniz belki bir estetik düşünüyorsanız evet bugün deminiz de olabilir. Onun dışında tamamen bir özgürlük kartıdır. Hiç kimse size çok fazla bu dönemde karışmaz karışmaz demeyeyim karışamaz ve siz çok fazla bu dönemde kendinize karıştırmıyorsunuz. Normalde de zaten burcunuzda e, liderlik olduğu için e, lidere kim karışabilir e, kimse. Yani çok zor. O yüzden bu dönemde de sizlere biraz daha özgürlük konularınız gündemde görünüyor. Şimdi bu değnek prensi ve kılıç asayı yan yana gelmesi biraz arkadaşlar cesareti de getiriyor. Takdir edersiniz ki. Yeteneklerinizin varlığından zaten bahsetmiştim. Bu yeteneklerinizi sergilemek için. Burada kıymetim bilinmiyor. Ben başka şehire gideceğim. Başka bir ülkeye gideceğim. Ben sana geldim. Sana bütün sevgimle geldim. Yaratıcılık demek istemiyorum da. Yani bütün kreatif kişiliğimle, bütün aşkımla geldim. Ama sen bunun bilemedin. Değerimi bilemedin. Olan hmm. o zaman ben değerimin bilindiği yerlere, değerimin bilindiği iş yerlerine, değerimin bilindiği insanlara, okullara, şuralara, buralara e, gidiyorum şeklinde bir durumu da beraberinde getiriyor. Sevgili dostlar, güzel arkadaşlar. Böyle yapmayı beklemiyordum. Ben sırayla açacaktım. <laughs> Hadi bakalım böyle olsun. Bu ay demek ki var. Böyle bir şey gibi oldu. Kadar şarkı gibi oldu. Farkında mısınız? Gayet güzel, gayet güzel, gayet güzel. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz. Bay bay.